15 Ocak Pazartesi olarak duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısının 14 Ocak Pazar gününe alındığını açıkladı. İstanbul adayı Murat Kurum'un Erdoğan'ı Pazartesi diyerek uyarması dikkat çekti. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Ankara'da anayasa mitingi var bildiğiniz gibi. Bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak Batu Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyük şehirlerle kalan illerimizin açıklamasını bu açıklamayı inşallah yapacağız. İl merkezimizde İstanbul'umuz çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz? Arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Evet, Erdoğan'ın açıklaması da böyle sayın seyirciler. CHP lideri Özgür Özel'in de değerlendirmeleri vardı. Memleketi Manisa'da verdi seçim mesajını. Vatandaşı 31 Mart seçimlerinde iktidara sarı kart göstermeye davet etti. Babamızın oğlu olsa, kız kardeşimiz olsa memnuniyet anketinde eğer bir noktada değilse, seçildiğinden ileride değilse, o beldenin, o ilçenin, o şehrin onayı ana almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz. İçimizde bakın burada bir tane bedelli askerlik yapan yok. Memleketin Türk bayrağının dalgalandığı bir yere gittik. Ama gerçek vatansever, gerçek milliyetçi de emeklisine, emekçisine, çalışanına, gencine sahip çıkan, onları yoksul, aç bırakmayan, ele güne muhtaç bırakmayanlardır. Memleketimize hep beraber sahip çıkacağız. İktidara bir sarı kart göstermeye. Bak, seçimde oy verdik ama halimizden memnun değiliz. Sana bir sarı kart gösteriyoruz demeye davet ediyorum. Bu kadar zamma, bu kadar enflasyona, bu kadar işsizliğe rağmen iktidar partisi oylarını koruyacak olursa emin olun kimseyi kollamayacak. Diyecek ki şartlar ne olursa olsun oy veriyorlar. Bu seçimde gösterilecek bir sarı kart pabucun pahalı olduğunu, emekliye, emekçiye sırt dönenin, yoksulluk sorununu çözmemenin bir bedeli olduğunu görecek. Çok konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eti Meskut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu bugün ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. İlk röportajını da bize verdi. KRT Televizyonu'na, Savaş Kerimoğlu'na verdi. Beşikçioğlu'yla Angara sokaklarını gezdi Savaş Kerimoğlu. Yerel seçim